10 Ekim 2024 hem Tesla için hem Tesla yatırımcıları için hem de otomotiv sektörünün geleceği için çok önemli. Neden? O gün Tesla robot taksisini beğeniye sunuyor. Beğeniye sunması demek robot taksiler hemen hizmete giriyor anlamına gelmiyor. Çünkü bunun hem teknolojik tarafta hem de regülatif tarafta da gelişecek yönleri var diye düşünüyorum. O gün göreceğimiz şey robot taksinin fiziken neye benzediği ve nasıl işleyeceğine dair demolar. Peki neden bu çok kritik bir gün Tesla için? Tesla ilk defa yeni bir araç sunmuyor. Bu sunum Tesla'nın bir otomobil firması olmaktan çıkıp bir yapay zeka robot otonom sürüş hizmetleri firmasına dönüşeceği konusunda bir işaret olacak. Tesla özellikle Çin'den karşılaştığı sert rekabetten dolayı otomobil tarafında kar marjlarını epey bir geriletmiş durumda. Bundan dolayı yatırımcılar da tedirginler. Eğer Elon Musk bu sunumda Tesla'nın bir otomobil firması olmanın çok ötesine doğru gittiğine yatırımcıları ikna edemezse Tesla'yı zor günler bekliyor. Bu çerçevede Elon Musk daha evvel yapmadığı bir şey yaptı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Warner Bros'la anlaşıp bir stüdyoyu tuttu kendine. Dev bir stüdyo bu. İçinde hem kapalı mekanlar var hem şehirler, model, maket şehirler var. Burada bir demo gerçekleştirecekler. Ayrıca delikodular bize gösteriyor ki San Francisco'nun belli bölgelerinde özellikle de bir Tesla'nın diner dediği bir restoran açıyor. Şarjınızı yaparken bir yandan da Tesla restorandan yemek yiyeceğiniz o bölgelerde de Tesla araçlarını Yoğun olarak eğitiyorlar. Neye eğitiyorlar? Otonom olarak kendi kendilerine gitmeye. Çünkü bir Tesla aracı o bölgeyi ne kadar iyi tanırsa otonom de o kadar başarılı oluyor. Biliyorsunuz uzun yıllardır Tesla yatırımcısıyım. Tesla'nın bütün ürün demolarını izledim. Hatta bir tanesine canlı olarak da katılmıştım. Bu kadar hazırlık yapıldığını hiç görmedim. Genellikle Tesla'nın ürün sunumları oldukça kuru ve yavan geçerler. Hani Cybertruck'in camının kırılması gibi akılda kalan hikayeler var ama onlar öyle planlanmış şeyler değil. Kendi fabrikalarında, kendi üretim tesislerindeki alanlarda yaparlar bunları. En son Cybertruck'in piyasaya sürüldüğü gün ışıklandırma o kadar kötüydü ki Elon Musk'ı bile görememiştik ama bu sefer bir bir profesyonel stüdyo ile anlaşma ki burada tahmin ediyorum ki ses, ışık, görüntü harika olacak. Profesyonel stüdyonun aynı zamanda içerisinde bir suni şehre sahip olması burada muhtemelen bu taksi nasıl işleyeceğine dair enteresan demolar olacak. Ve San Francisco'nun farklı bölgelerine yapılan hazırlıklar Elon Musk'ın ve Tesla'nın bu sunumu gerçekten çok ciddiye aldığını gösteriyor. Tabii ki çok ciddiye alması da eleştirenler olacak. İçi boş bu işin o yüzden sunuma bu kadar yüklenmiş diyecekler. O gün kıyametler kopacak. Kimisi hayran olacak. Kimisi beğenmeyecek. Ama her şekilde Tesla'nın gidişatı için çok önemli. Tesla ile ilgili başka önemli bir gelişme de Summon. Tesla'nın Summon özelliği arabayı çağırıyorsunuz park yerinde. Kendi kendine size geliyor. Hakikaten çok değişik bir teknoloji bu. Yıllar önce demolarını yaptılar ama onlar kısıtlı alanda önceden programlanmış araçlarda programlanmış bölgede işliyordu. Şimdi artık geniş kullanıma sunuyorlar. Demosunu izleme gerçekten değer. Çünkü onu izleyince anlayacaksınız ki Tesla otonom sürüş konusunda gerçekten çok ciddi bir oyuncu. AI Driver isimli bir Twitter hesabında yayınlandı demo. Gelin birlikte izleyelim. Araç şu anda park yerinden çıkıyor. Anladığım kadarıyla sürücüsü aracı çağırmış durumda. Manevrasını yaptı, yola çıktı. Oldukça kalabalık bir alışveriş merkezi görüyorsunuz. Kavşağa geldi. Etraf kontrol ediyor. Yola devam. Sola döndü. Karşıdan bir araba geliyor. Onunla anlaştılar yol konusunda. Tekrar sola dönmek istiyor. Karşıdan geleni bekledi. Sağdan bir araba çok hızlı geldi. Türk sanırım onu süren. Bizimki ona yol vermiyor görüyorsunuz. Bir dakika bir dakika bu yol benim hakkım kardeşim diyor. Karşıdan gelen arabaya yine biraz çekingen baktı. Park yerine devam. Gelen araçlar var. Sıkışmamak için orada bekliyor. Burada şimdi arkadan Türkiye'de olsaydı korneyi yemişti. Bakın, bakın sonra yolunu alıyor. Ona da yol vermedi. Yani öyle sonsuza kadar yol vermek de yok. Eski Tesla'larda öyleydi. Şimdi otonom 3'te biraz daha insansız davranmaya başlıyor. Sağ tarafta yürüyen bir yaya var. Ona rağmen yola devam. Burada başka bir yine benzer görüntü. Dar bir park yerinden çıkıyor. Kolay bir manevra değil. Pek çok insan bu manevraları beceremez. Oradan bir araba gelmiş. Park yeri bekliyor. Bakın burada açıyı doğru hesaplayarak. O arabanın önünden yolda devam ediyor. Sağda kobo şapkalı abi var. Onunla sohbette. Şoförsüz bir araba olduğu bilse belki sohbeti kısa keserdi biraz. Yola devam. İçinde şoför yok. Uzaktan kameralar izliyor şu anda neler yaptığını. Hepinizden bunu görebiliyorsunuz. Aracın sahibi sağda gözüktü bu arada. Sahibini tığdı bekliyor. Gel abi sen arabaya bin diyor. Şimdi bu iki kısa videoda da yapılan şeyler size basit gibi gözükebilir ama hiçbir firma bunları yapamıyor. Unutmayın bu Tesla'nın daha evvelden ezberlediği yerler değil, sürücünün tercih ettiği yerler. Ve Tesla burada aslında Sam'ın konusunda ilginç bir yere vardığını bize gösteriyor. Tesla ile ilgili gelişmeler böyle. Ben de 10 Ekim'i heyecanla bekliyorum. Hisse senede bu aralar biraz daha pozitif bir havada gidiyor. Borsalar çok iyi olmasına rağmen. Pazartesi günü yükselmeye çalıştı ama bugün çok sert düşüce borsa Tesla'da dayanamadı. Dün güzel bir yükseliş vardı. Gün içerisinde bir ara 11-12 dolara kadar gelmişti yükseliş. Sonra geri çekildi. Bugün de erken pazarda borsa yine tatsız olmasına rağmen Tesla pozitif gibi gözüküyor. Tabi bunun arkasında bu 10 Ekim heyecanının önemli rolü var. Benim geçmişten tecrübe ederim Tesla'nın bu tip günleri çok zayıf şovlar olur. Bu sefer çok hazırlanıyorlar gibi belki de inanmaz gerçekten yatırımcıyı ikna etmek için bugünü çok kuvvetli değerlendirmeyi düşünüyor. Yine hayal kırıklığına uğrayabiliriz. İlan'ın konuşma becerilerini biliyorsunuz ve böyle günlerde performans daha da kötü olabiliyor. Fakat bütün o gürültüyü bir kenara bırakacak olursak yatırımcı olarak ben de Tesla'nın gerçekten bir yapay zeka firmasına dönüşüp dönüşmediği konusunda o gün önemli izlenimler edineceğim. O gün eğer canlı yayına sunarlarsa ben de sizlerle canlı yayına paylaşmaya çalışacağım. Biraz Türkiye saatiyle ters olabilir. Tesla bu işi başarabilirse Google'un Waymo'suyla beraber dünyadaki en önemli otonom taksi filolarından bir tanesine dönüşecek. Google Waymo'lardan temel farkı Google Waymo araçlar özel araçlar. Üzerinde lidarlar, radarlar, çok sayıda kamera sensör var. Tesla bu işi sadece kameralarla hallediyor. Yine Başka bir farkı Google Waymo'nun bir merkez ekibi var ve sorun olursa arabalara uzaktan müdahale ediyor. Oysa Tesla'nın bu araçları tüketicinin kendi araçları olacak. Sadece kamerayla Amerika'nın her yerinde kendi kendine hareket edebilen robo taksiler. İşleyecek mi işlemeyecek mi beraber göreceğiz ama o gün Tesla'nın kaderi için gerçekten kritik. Evet, vaziyetler böyle Tesla cephesinde yeni haberler oldukça paylaşacağım.